Barnaba İncili nedir? Barnaba İncili'nin varlığından ilk söz eden kişi John Toland'dır. 1718'de basılan bir eserinde Toland, 1709 yılında Amsterdam'da keşfettiği yeni bir İncil'den söz eder ve ekler. Bu, farklı bir inancın İncil'idir. Barnaba İncili, büyük ihtimalle 16. yüzyılın son çeyreğinde kaleme alınan biri İtalyanca, diğeri İspanyolca iki yazmaya dayanmaktadır. İspanyolca yazmanın orijinali kayıptır. Bu yazmanın bazı bölümleri günümüze gelebilmiştir. Seyle göre İspanyolca yazmanın kapağında kitabın Mustafa de Aranda adında biri tarafından İtalyancadan İspanyolca'ya çevrildiği yazmaktadır. Yani 2000 sene önce yazıldığına inanan çevreler için en mantıklı cevap, o dönemde yazılmış herhangi bir eserin orijinalinin İtalyanca olamayacağıdır. Şimdi bu İncil'in kutsal kitapla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve düzmece bir kitap olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyalım. 1. Yazar, sözde yaşadığı coğrafyadan habersiz. Barnaba İncil'i yazarının çok geç bir devirde yaşamış olduğunu kanıtlayan verilerden bir tanesi de, yazarın başta Filistin olmak üzere sözünü ettiği yerleri tanımadığının anlaşılmasıdır. Bahse konu İncil'de şöyle bir bölüm vardır. İsa, Celile Gölü'ne gitti ve oradan kenti Nasıra'ya gitmek üzere bir tekneye bindi. O sırada denizde öyle bir fırtına patlak verdi ki tekne az kalsın batacaktı. Nasıra, herkesin bildiği üzere Celile'de yüksek bir tepenin üzerinde bulunan bir şehirdir. Oysa yazar, Nasıra'nın bir sahil kenti olduğunu sanıyor. Bir diğer örnek de şöyledir. Allah'ın Ninova'yı yok etmeye karar verdiğini hatırlayın. Çünkü o, bu kentte Allah'tan korkan tek bir kişi bulamamıştı. Bunun üzerine Yunus halktan korkusuna Tarsus'a kaçmaya kalkıştı. Fakat Allah onu denize attı. Bir balık Yunus'u yuttu ve onu Ninova yakınlarında ağzıyla kıyıya püskürttü. Bilindiği üzere Ninova, Asur İmparatorluğu'nun başkenti olup Dicle Nehri'nin doğu yakasında kuruluydu. Barnaba İncili'nin yazarı ise Ninova'nın Akdeniz'de bir kıyı kenti olduğunu sanmaktadır. 2. İsa Mesih'in hayatından da habersiz. Barnaba İncili yazarının İsa Mesih'in yaşamı hakkında da pek detaylı bilgi sahibi olmadığı göze çarpmaktadır. İsa doğduğunda Pilatus, Hanan ve Kayafa'nın kahinlikleri döneminde valiydi. Bu bilgi doğru değildir. Zira Pilatus, İsa Mesih'in doğumundan 26 yıl sonra vali tayin edilmiş, Hanan milattan 6 yıl sonra başkahin seçilmiş, Kayafa ise milattan 8 yıl sonra başkahinliğe getirilmişti. Bu İncil'in bir başka yerinde Mesih'in Davut neslinden gelmediği de öne sürülmektedir. İncil'i okuyanlar bunun açık bir yanlış olduğunu kolayca görebilirler. Çünkü Mesih beden bakımından, Yahuda boyundan ve Davut'un neslindendir. 3. Barnaba İncil'i aslında 16. yüzyılda İtalya'da yazılmıştır ve yazarının Hristiyanlıktan başka bir inanca geçmiş birisi olduğu bilinmektedir. Barnaba İncil'i Hristiyanlığı kötülemek ve başka bir inancı yüceltmek için İsa'dan sonra 16. yüzyılda yazılan sahte bir eserdir. 17. yüzyıla kadar hiçbir yazar bu eserden alıntı yapmamış, hatta adından bile söz etmemiştir. 4. Ne Kudüs ne de Nasıra deniz kıyısında değildir. Barnaba'nın bizi hayrete düşüren ilk hatası, Nasıra ve Kudüs şehirlerinin bir göl ya da deniz kıyısında bulunduğunu sanmasıdır. İsa Mesih'in büyüdüğü Nasıra kenti, en yakın göl olan Celile Gölü'nden 600 metre kadar yüksekte ve 25 kilometre kadar uzakta bulunmaktadır. Ulaşım imkanlarının günümüze göre daha kısıtlı olduğu antik çağda böylesi bir mesafe ciddi bir uzaklıktı. Kudüs ise 811 metre yükseklikte ve en yakın göl olan Lut Gölü'nden 23 kilometre kadar uzaktaydı. Bütün bunlara rağmen Barnaba İncili'nin 20. bölümünde şu ifadeler yer alır. İsa, Galile Denizi'ne gitti ve bir gemiye binerek Nasıra'ya doğru yola çıktı. Nasıra kentine gelince denizciler İsa ne yaptıysa hepsini yaydılar. Dahası var, 151. bölüme göre İsa'nın bindiği gemi Nasıra limanından çıkıp uzaklaşır. Bu gemi yolculuğu nerede son bulmuş biliyor musunuz? Kudüs'te. Anlaşılan Barnaba'ya göre Nasıra'dan Kudüs'e gemiyle gidilebilmektedir. Böylesi bir ifade Ankara'dan vapura binip Adana'ya gittim demekle eşdeğerdir. 5. İsa'nın zamanında Filistin'de şeker yoktu. Barnaba'nın 119. bölümünde İsa'nın şekerden söz ettiği yazılıdır. Oysa şeker Akdeniz yöresine ancak İsa'dan sonra 7. yüzyılda Araplar aracılığıyla girmiştir. Şeker sanayisini Araplar İranlılardan, İranlılar ise İsa'dan sonra 6. yüzyılda Hintlilerden öğrenmişlerdi.
Avrupalılar ise şekeri Araplardan öğrendiler. Şeker 1. yüzyıl Filistin yöresinde yoktu. İsa Mesih'in şekerden söz etmesi, otomobilden söz etmesi gibi bir durum olurdu. Böylece Barnaba İncili'nde şekerden söz edilmesi, yazarın sahtekarlığını açığa vurmaktadır. 6. Para birimleriyle ilgili çelişkiler. Barnaba'nın 54. bölümünde 60 minutiye bölünen bir altın dinardan söz ediliyor. Oysa İsa Mesih'in zamanında Roma İmparatorluğu'nda dinar altından değil gümüşten yapılırdı. Her Roma dinarı 16 asa, her asta 4 kuadransa eşitti. Minuti diye bir para birimi yoktu. Minuti denilen para birimi yüzyıllar sonra ortaya çıkmış ve Roma İmparatorluğu'nda değil İspanya'da kullanılmış bir para birimidir. Barnaba İncil'in yazarı 1. yüzyılda Filistin'de var olmayan bir paradan söz etmekte ve kitabında da para birimi olarak bunu kullanmaktadır. Alınan tüm tedbirlere rağmen her sahte eser kendini ele verir. Barnaba İncil'i de bu konuda bir istisna değildir. 7. Yargılama usulü Orta Çağ'a özgüdür. Barnaba İncil'inin 121. bölümünde anlatılan mahkeme işlemi ancak yüzyıllar sonra Orta Çağ'da kullanılan usuldür. Sanık, yargıç tarafından sorguya çekilirken noter onun tanıklığını özetleyip kaydeder. İsa Mesih'in yaşadığı 1. yüzyılda böyle bir kayıt usulü yoktu. 8. O dönemde ahşap fıçı yoktu. Barnaba İncil'in 152. bölümünde ahşap fıçılardan söz ediliyor. Ancak 1. yüzyılda şarabı korumak ve saklamak için ahşap fıçı kullanılması hiç bilinmeyen bir yöntemdi. O dönemde yaşayan insanlar bu işlem için deriden tulumlar kullanırlardı. 9. Anlatım tarzından kaynaklanan çelişkiler. Barnaba İncil'in anlatım tarzı da dikkat çekici niteliklere sahiptir. 222 bölümden oluşan bu İtalyanca eserin metni, Toskanalı ve Venedikli Diatessaronları örnek almıştır. Diatessaronlar, gerçek İncil'de İsa Mesih'in hayatını anlatan ilk 4 bölümü özetleyip tek cilt haline getiren eserlerdir. İsa'dan sonra 13. ve 14. yüzyıllarda hazırlanan bu tür İtalya'da çok rağbet görmüştü. Bu ebatta Diatessaronlar ilk defa 13. yüzyılda yazıldığına göre Barnaba İncil'i de Orta Çağ'da yazılmış olmalıdır. Barnaba İncil'inde Dante'nin şiirlerinden pek çok alıntı yapılması bu eserin Orta Çağ'da yazıldığına dair bir başka kanıttır. 10. Pontius Pilatus İsa'nın doğumunda vali değildi. Barnaba İncil'ine göre Pontius Pilatus İsa'nın hem doğumunda hem de ölümünde Yahudiye ilinin Romalı valisiydi. Oysa İncil, İsa'dan sonra 1. yüzyılda yaşayan Yahudi tarihçi Josephus ve diğer 1. yüzyıl Roma tarihi kayıtlarına göre Pilatus İsa'dan sonra 26 yılında Roma İmparatoru Tiberius'un döneminde vali atandı. Barnaba İncil'i 93. bölümünde diyor ki, Yahudi başkâhini Kral Herodes ve Vali Pilatus'la birlikte İsa'nın önünde rüküye varıp tapınmak istiyordu. Ama başkâhin ile diğer Yahudi din adamları İsa Mesih'in can düşmanlarıydı. İkiyüzlülüklerini açığa vurduğu için onu yakalayıp ölüme mahkum etmek istiyorlardı. Doğal olarak İsa Mesih'in önünde eğilip tapınmak istediklerini söylemek oldukça gülünç bir durumdur. 11. Barnaba İncil'ine göre Paulus aldatılmış bir kişidir. Paulus, İncil'de büyük yer tutan mektupları tanrısal vahiy ile kaleme alan kişidir. Oysa Barnaba İncil'i Paulus'un aldatılmış biri olduğunu söylemektedir. Bunun gibi sözler Barnaba'nın bu kitabı tamamen Hristiyanlık karşıtı bir propaganda amacıyla yazdığını göstermektedir. 12. Tahrif ile ilgili çelişki. Sahte Barnaba kitabının 44. bölümünde Yahudi din bilginleri Tevrat metnini tahrif etmekle suçlar. Bu suçlama herhalde İsa Mesih'in zamanında veya daha önce yaşayan din bilginlerine yöneltilmiştir. Ama o zamanki din bilginlerinin Tevrat metnini değiştirdiklerini iddia eden hiçbir tarihsel kayıt bulunmamaktadır.